bekliyorsun burada? Dilara'nın dönmesini mi? Hayır. Tenis maçım var, sıramı bekliyorum. Nerede kaldı bu kız? Ömer Bey, hani ninemin Dilara'ya sonuna kadar git dediğini düşünmüştük ya. Yanılmışız. Çok şükür. Duygu'ya söylemiş. Harika. Duygu daha 7 yaşında. Canım bir piknik nasıl bu kadar uzun sürebilir ki? Ömer Bey, sonuçta bu bir piknik. Bu gibi şeylerin kendine has havaları vardır. Önce yemek yersin. Anneme göre en az bir saat beklersin herhangi bir fiziksel faaliyetten önce. Canım, ip atlamak gibi, top oynamak gibi ya. Melek Hanım lütfen, hiç havamda değilim. Şimdiye kadar hiçbir erkek bana böyle bir laf söylememişti. Ömer Bey, ona güvenmemeni gerektirecek bir sebep var mı ortada? Evet. Hepsi senin aramıza katıldığın günlere denk düşüyor. Birdenbire flörtleri oldu. Böyle partilere, konserlere gitmeye başladık. Tabii canım. Bu Dilara kendini ne zannediyor? Genç kız falan mı? Ben onun babasıyım. Onu korumaya çalışıyorum. Biliyorum. Ancak bazen yutkunur ve onların büyümelerine izin veririz Ömer Bey. Peki ya eğer yanlış büyürse? Canım, Tolga ve Duygu var. Onlarla idare edersin. Ömer Bey, ona düşmanmış gibi davranma. Elbette değil. Bu en son yapabileceğim bir şey. Sağ ol, iyi akşamlar. Hah, işte geldi. Canım, bir piknik nasıl bu kadar uzun sürebilir ki? Bak yine öfkelendin. Endişelendiğini bilmesin. Hem sen niye yukarı çıkıp uyumuyorsun? İyi ama... Hadi ben de hemen geliyorum. Güven iyi bir şeydir. Güven şahsiyeti geliştirir. Hadi, her şey yolunda. Hiç merak etme. Hangi cehennemde kaldın? Saatin kaç olduğundan haberin var mı? Baban çok endişelendi. Onu zor ikna etti uyuması.